Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Maide suresi 3. ayet. Gayet uzun olduğu için geçen haftadan devam ile özellikle bu ayette nazarımıza verilen Rabbimizin şu beyanı: El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün, işte bugün sizin dininizi ikmal ettim. Yani Hazreti Adem'le gelen, süre gelen din Efendimiz ile kemale ermiştir. Hazreti Adem'e suhuf gelmişti. İnsanlar kabileler halinde, daha yeni, tüfeili durumda idi. Gittikçe insanlar gelişmesiyle farklı farklı kabiliyetler, coğrafi durumlar, istidatlar, gelişimler, maddi manevi gelişmeler arttıkça bir derece insanlık seviyesi ilkokuldan orta, lise ve neticede üniversite seviyesine gelerekten ikmal etmiş ve böylece tamamen uzmanlığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile de ikmal etmiş oldu. Burada daha önce de ifade ettim, gün ifadesi veya diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de zaman dilimleri farklı şekillerde ele alınır. Ancak zaman olarak Kur'an'da zaman geçmez. Ya asır geçer, ya kurun geçer, ya dehir olaraktan geçmiş olur. Ama özellikle ve özellikle hadislerde zaman ifadesine çokça rastlayabiliriz. Özellikle zamanı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de anlatırken özellikle kendisine isnat eder. Yani zamanın gerçek sahibinin kendisi olduğunu, zamanı gece ve gündüz özellikle, gece ve gündüzün ihtilafı, yer değişmesi, birinin gidip diğerinin gelmiş olması gibi bütün bu anlatılan olaylar zaman dilimlerinde hep Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve iradesi nazara verilmiş olur. Ehemmiyetine binaen hepinizin de bildiği gibi vel asr, asra yemin olsun ki diye Rabbimiz zamana yemin eder. Yine saat olarak geçer. İktarabat-ı sa', yani saat yaklaştı, zaman yaklaştı, son dilim, son an yaklaştı ifadesiyle böylece Cenab-ı Hak o zamandan haber verir. Yine şehir ifadesiyle, mesela eşhurul hurum şeklinde haram olan aylar diyerekten zamanlardan ve böylece dehirlerden Rabbimiz bu manada bahseder. Ve burada geçtiği gibi yevm ifadesiyle, gün ifadesiyle Rabbimiz nehar, fecir, sabah, duha, zuhur, asır, mağrib, işa, leyl gibi ifadelerle böylece sürekli Rabbimiz zamana dikkatimizi çekmiş olmaktadır. Onlara Allah'ın günleriyle öğüt ver. Onlara Allah'ın günleriyle öğüt ver diye Rabbimiz bu manada yine yerlerin ve göklerin yaratıldığı anı ve zamana, yine bayram günü olaraktan ifade etmesi Musa ve Firavun zamanında, yine Yahya'nın öldüğü ve dirileceği gün olarak ifade etmesi, yine hakeza Takva Mescidi'nin ilk günü olarak, iki ordunun karşılaştığı Bedir günü olaraktan ve burada olduğu gibi dinin tamamlandığı gün gibi, tayyibatın helal olan şeylerin helal kılındığı gün, büyük hac günü, Huneyn günü, cuma günü, ahiret günü, hesap günü, diriliş günü gibi Kur'an böylece bu günlere ve zaman dilimlerine bu manada farklı farklı şekillerde bir derece dikkatimizi çekmiş olur. Yine 40 gece veyahut da vaat edilen Musa'ya 40 gece, yine Kadir gecesi, İsra gecesi, mübarek gece ifadeleriyle sürekli zaman ve zamanın adeta tesbih taneleri gibi üzerine takılmış olan o tanelere Rabbimiz dikkatimizi çekmiş olur. Tabii ki zamana dikkat çekilince haddi zatında bilinmektedir ki zamanın sahibine de sürekli bir şekilde dikkat çekilmiş olur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayların sayısının 12 olduğu, onlardan 4 tanesinin haram ay olduğu da yine ifade edilen ve bildiğimiz gibi Ramazan ayı ayına hasreten Kur'an-ı Kerim'de burada işaret edilmiş olur. Özellikle 12 ay içerisinde o zamanın farklı bir zaman dilimi olduğu ifade edilir. Oruç günleri, ibadet günleri, taat günleri gibi Rabbimiz böylece zaman dilimini sürekli bir şekilde nazarımıza vermiş olur. Bu manada baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen onlarca ayeti kerime bu zaman dilimini böylece bizlere Rabbimiz hatırlatmış, bildirmiş ve beyan etmiş olmaktadır. Evet, zaman tabii ki aslında göresel bir şey, yani hakikati olmayan bir şey, sanal bir şey. Yani bir derece
zaman bulunduğu yere göre, ki Araplar öyle der. Nehri, ya her yeniyi eskiten şeye zaman denilir der. Araplar bunu tarif ederken. Veya kanalda akan, Bediüzzaman onu öyle ifade eder. Bir kanalda akan suya benzetir. O su aynen zaman seyli, akışı. Yani suyun akışı ne ise zamanın akışı da o. Su nasıl ki kanaldan akıp kanalı eskitmekte ise aynı şekilde zaman bir seyir gibi, bir sel gibi, bir su gibi akaraktan üzerinde akmış olduğu her yeniyi eskitmiş olur. Bu ifadeye Bediüzzaman Hazretleri de 6. nükte olaraktan el yevme ekmeltü lekum ifadesine burada da eserinde özellikle Lem'alar 53. sayfada bu manayı şöyle dile getiriyor. Kavaid-i şeriat-ı garra, her yönüyle parlak olan dinin kaideleri ve desatir-i sünnet seniyye, Efendimizin hayatımızı tanzim eden ortaya koymuş oldukları tüm düsturları, kuralları, esasları tamam ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs ve noksan görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Yani demek ki artık Kur'an ile, demek ki artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile din kemalini bulmuş oluyor. Kur'an'ın müfessiri olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın hakikatlarını yine Akif'in buyurduğu gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Kur'an her asrın idrakine, anlayışına söylenmiş ve de söylettirilmiş esaslardır. Bu manayı Bediüzzaman Hazretleri Barla Lahikası'nın 26. sayfasında da ele almış, nazarımıza bu noktayı vermiş olmaktadır. Yine 3. ayette teskiye ifadesi geçer. Teskiye bir şeyi arındırmak, temizlenmek, temiz kılmak, pak kılmak gibi manalara gelir ki zekat da zaten aynı kökten gelmiş olur ki zekatta malın arınması ve temizlenmesi durumu söz konusu olmaktadır. Rabbimiz kat efleha men zekkaha, yani kendisi nefsini kötülüklerden arındıran insan, günahlardan uzaklaşmış olan bir insan böylece felah bulmuştur, kurtuluşa ermiştir ifadesiyle böylece nefsini temizleyen insanların bu manada böylece kurtulmuş olduğunu, kurtulan insanlardan olduğunu Rabbimiz böylece beyan etmiş olmaktadır. Evet, çünkü Yusuf Peygamber'in de innen nefsele emmâratun bissû illâ mâ rahime rabbi ayetinde de beyan edildiği gibi nefis sürekli kötülükleri ister, kötülükleri arzu eder. Onun için madem ki bir insan nefsini arındırmakla o nefsinin kötülüğü olan temayülünü, meylini bu manada, bapta frenlemiş olmaktadır. Böylece onu Rabbimizin istediği şekilde temiz, doğuştan getirdiği paklık haline tekrar dönüştürmüş olmaktadır. Ayette bir de meyt'e ifadesi geçmişti. Meyt, mevt kelimesinden, ölüm kelimesinden gelmiş olmaktadır. Ölüm manasına, ki bu teskiyesiz üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen ve öldürülen hayvan için kullanılır meyte ifadesi onlar için kullanılır ki burada da yani herhangi bir dini statü içerisinde olmadan ölmüş olan bir hayvanın etinin haram olduğunu Rabbimiz bu manada bu bapta beyan etmiş oluyordu. Ondan dolayıdır ki bu meyte ifadesi oradan böylece ifade edilmiş, anlatılmış olmaktadır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu manada bu üçüncü ayette geniş olaraktan hemen hemen Kur'an'ın içerisinde en geniş ve tafsilatlı olaraktan haram olan şeyler beyan edilmiş olmakta, bildirilmiş olmaktadır. Evet, bu yine üçüncü ayette ve İleriki gelecek olan ayette de buna değinilecektir. İman ve İslam konusuna zarar verilmiştir. İmansız İslamiyet kurtuluşa sebep olmadığı gibi İslamiyetsiz imanda kurtuluşa sebep değildir. Yani iman ile İslamiyeti birbirinden tecrit edip soyutlayıp ayırmak elbette ki mümkün değildir. Nasıl mı, olur mu denilebilir. Burada şu izahı yapayım. Bir insan elhamdülillah ben de iman ediyorum deyip de ama iş ifadesinden sonra İslamiyet'in şu meselesini açmayacağım fazla çünkü uzun gider o konu. Şu meselesini aklıma yatmıyor, kafama yatmıyor, kabul etmiyorum, reddediyorum gibi bir pozisyon. Veya ben de Müslümanım elhamdülillah ama
imanın şartını 6'da 6 olarak kabul etmiyorum. Mesela kadere imanı kabul etmiyorum, 5'ini kabul ediyorum der ise aynı bu da birinci insanın durumuna gitmiş olur. Nasıl mı? Bu mesele de aslında bir virüs olaraktan inançlı Müslümanların içerisine atılan bir hastalık olduğu içindir ki bir nebzecik değinmekte de yarar görüyorum şöyle. Mesela evet, Kur'an-ı Kerim'de imanın 5 şartının bir arada geçtiği var, 6 şartının bir arada geçtiği yoktur. 6 şart bir arada geçmiyor. 5 şartı geçiyor sadece. Diğer kadere iman konusu diğer ayetlerde, onlarca ayette geçiyor. Nasıl mı? Mesela 5 vakit namaz bir ayette 5'i birden geçmiyor. 4'ü birden geçiyor. Mesela ikindi namazı o 4'ünün içerisinde yok. İkindi namazı salat-ı vusta veya vel asri ifadesiyle 5. olaraktan diğer 2 ayette o ifade ediliyor. Ancak burada önemli olan Efendimizin bunu uygulamış olmasıdır. 5 vakit namazı Efendimiz uygulamış ise, şimdi bir insan diyebilir mi ki ya Kur'an-ı Kerim'de bir ayette 4 vakit geçiyor, o halde ben 4 vakit kılacağım, 5 vakit kılmayacağım. Şimdi eğer o mantığa göre, kaderi kabul etmiyorum diyen insanın o mantıksızlığına göre, böylece namazı da 4 vakit olarak kılması lazım. Çünkü 5 vaktin 5'inin de tek bir ayette geçmediği açıktır. Evet, imanın 6 şartı da bir ayette geçmiyor. Ancak nasıl ki bir, Kur'an'ın müessisi, dinin müessisi, teşrii, kanun koyucusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise, nasıl ki uygulamasıyla bunu ortaya koyuyor ise aynı şekilde. Mesela kadere iman konusunda da gerek Buhari'de gerek Müslim'de, Buhari ve Müslim'in iman bahsinde imanın 6 şartı orada belirtiliyor. Maturidi'de de aynı şekilde, Şafii'de de aynı şekilde, Eş'ari'de yani aynı şekilde imanın 6 esası olduğu belirtilmiş oluyor. İman ve İslam esasları üzerinde Kütüb-i Sitte'de birçok hadis kitaplarında iman ve İslam babı altında, başlığı altında birçok hadis zikredilmektedir. Önümde de bundan epeyce mevcut olmaktadır mesela. Bunda Übade İbn-i Samit'ten rivayet edilen bir hadiste Efendimiz buyuruyor. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü, elçisi olduğuna, keza Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup Hazreti Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır. Yani Kur'an'ın ister ayet olsun ister hadis olsun, bu meselelerini mücerret olarak ele almamak lazım. Yani ayetlerin ve hadislerin birbirleriyle olan izah noktasını, bağlantı noktasını, ispat ve intisap noktalarını bu şekilde ele alınırsa bir bütünlük içerisinde, yani bir at gözlüğüyle belli dar bir noktaya bakarak değil de ayetlerin birbirleriyle olan münasebetleri açısından bakmış olmak gerekir. Mesela onlar, Yahudiler, Tevbe 30. ayette de buyurulduğu gibi Üzeyr İbnullah diyor. Yani Üzeyr Allah'ın oğludur diyor. Böylece ne yapmış oldu? İslamiyet'in zincirinden, halkasından bu manada küfrüyle çıkmış oldu. İnkarıyla bu manada o hak yoldan çıkmış oldu. Yine Efendimiz, kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Çünkü İslamiyet'te esas olan imandır. Yine kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hazreti Muhammed'i seçtim ve onlardan memnun kaldım derse cennet ona vacip olur. Yani aslında her bir hadis, diğer bir hadisin tabiri caizse bir boşluğunu daha da doldurmuş oluyor, tekmil etmiş, ikmal etmiş oluyor. Ve bununla ilgili onlarca hadis hem izahı ve beyanıyla beraber mevcuttur. O dediğim gibi Kütüb-i Sitte gibi muhtelif hadis kitaplarına bu bapta bakılıp o noktada onlardan istifade edilebilir. Oralarda geniş bilgi ve tafsilat mevcut olmuş olmaktadır. Bir de ayette şöyle bir kelime de geçmişti. Mütecanifin. Maide 3. Aslı hükmünde, hükümde bir tarafa meyletmek manası. Mesela kim vasiyet edenin bir tarafa meyledeceğinden ya da günaha gireceğinden endişe ederse gibi, bu anlam günaha meyletmeksizin herhangi bir tarafa meyletmek, yönelmek manasına geliyor ki bu bapta Bakara suresinin 182. ayetinde de bu noktaya Rabbimiz değinmiş olmaktadır. Oraya da bu ayet doğrultusunda bakılabilir. Aslında
Kur'an'ın her bir kelimesi, her bir meselesi bir ilmin anahtarıdır. Bir meselenin mükemmel bir şekildeki izahı ve onun açıklanması manasındadır. Yine Rabbimiz bu Bakara suresindeki bu ayeti teyiden, yani leş, kan, domuz eti vesaireyle ilgili Bakara suresinin 173. ayetinde de izahta bulunmakta. Yine İbn Abbas'tan rivayet ile cahiliye insanları hayvanı boğarlar, öldüğünde de yerlerdi. Vurulup yani değnekle öldürülen hayvanı yerlerdi. Katade de der ki değnekle vuruyorlar, öldüğünde de onu yiyorlardı. Yani aslında Kur'an bu ayetleri getirirken dininizi artık tamamladım. Yani cahiliyeye ait, geçmiş Yahudilere ait, geçmiş tüm dönemdeki uygulanan yanlış uygulamalara ait tüm hükümleri ortadan kaldırdım diyerekten o akıtılmış kan olsun, leş olsun, domuz eti olsun vesaire olsun bunların tamamen yasaklanmış olduğunu Rabbimiz geniş ve detaylı bir şekilde de izahatta bulunuyor. Bu konuyla ilgili olaraktan hadiste de Rabbimiz Efendimiz buyurur, bize iki ölü ve iki kan helal kılındı. Balık ve çekirge, ciğer ve dalak. Bu konularda yine mesela bu konu Kur'an-ı Kerim'de yok. Şimdi ne diyeceğiz? Yani haşa, Efendimiz'i nasıl devre dışı çıkartabiliriz ki? Kur'an bana yeter nasıl diyebiliriz ki? Çünkü bu mesele Kur'an-ı Kerim'de yok. O halde ciğer ve dalağa, balık ve çekirgeye haram mı diyeceğiz? Demek ki bu konuda Kur'an'ın aynı zamanda dinin de teşriinde, tavzihinde, tebiyininde, izah ve detayında da Efendimiz'i görürüz. Yine deniz suyu temiz ve temizleyicidir. Ölüsü de helaldir diye Efendimiz buyurur. Suda boğulmuş yaralı bir hayvana rastlarsan ondan yeme. Çünkü su mu onu öldürmüş, senin attığın ok mu bilemezsin diye bu meselede de bir izahat getirmiş olmakta. Bu konuda aslında Efendimiz'den bize gelen birkaç daha rivayet var. Hadislerde de bu konu ile ilgili detaylı bilgileri de çok rahatlıkla bulabiliriz. Ehli bu manada işin detayına varmak için oralara bakabilir. Yine ayette mahmasatin ifadesi geçmişti. Kelime olaraktan mesela Rabbimiz dara düşer ve çaresiz kalırsa manasında. Yani karnın incelmesine ve boşalmasına yol açan açlık için kullanılır mahmasatin ifadesi. Diğer bir ifadeyle bundan dolayı yememeden dolayı zayıf kalmış, güçsüz kalmış bir insan demektir. Aynı zamanda ayağın iç kısmına denilir. Zayıflığı ve inceliği nedeniyle de bu mahmasetin ifadesi kullanılmış olmaktadır. Evet, yine ayet-i kerimede münhanikatu ifadesi geçmişti. Yine Rabbimiz bu manayı boğulmuş olan, ki ayette ölünceye kadar boğazı sıkılan hayvan ve gerdanlık için ayet-i kerimede de bu mana kullanılmış oldu. Evet, böylece ayette geçen kelimelerden birisi de radiye, raditu manasında razı olmak. Bu ismi fail formlarından bu gelmiş olur rıza manasına. Çünkü ayette ne demiştir Rabbimiz? Size din olarak İslam'ı seçtim, İslam'ı razı oldum ifadesiyle bu rıza memnuniyet manasına, memnun olma, razı olma, hoşnut olma gibi manalara gelmiş olur ki Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bu manada 10 yerde bu manada razı, raziye, rıza ifadeleri geçmiş olmaktadır. Evet, yine bununla ilgili olaraktan ayet-i kerimede mesela üzerinde geçen hafta bir nebze durmuştum, kan ifadesi. Yani kanın kalbin mesela hareketinde, canlılığında nasıl ki maddi olarak hayatı sağlıyor ise kan, bir de kalbin manevi hayatı sağlayan manevi bir kanlılığı özelliği var. Sanevberi dediğimiz kozalak şeklindeki kalbimiz kan ile beslenerekten vücudun hayatiyetini sağlıyor. Bir de kanın içerisinde manevi hayatı besleyen ki Rabbimizin ben yer ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım demiş olduğu bütün kainatın kumanda merkezi, ana merkezi, radar merkezi olan bir de manevi kalp vardır ki asıl bakılması gereken o ciğerdir. Mesela 22 veya 23 saniyede kan tüm vücudumuzu dolaşmaktadır bilimsel olaraktan. Yani kanın vücudumuzu tamamen dolaşması 22 veya 23 saniye içerisinde sürmektedir.
Mesela bununla da yine ilgili olaraktan kan bağı denilir ya. Aslında Efendimiz de bu manada, bu Hazreti Peygamber'in sünnetinde Terbiye adlı eserde de bu manada izahat vardır. Mesela soru olarak kanın kişi üzerine olan etkisi, iyi ve salih bir aileyle evlilik yapılması ama bununla beraber gayrimüslim kadınlarla evlenmesine izin verilmesi gibi konular içerisinde şu manayı söyleyebiliriz. Efendimizin mesela Hazreti Adem'e kadar varan soyunda kesinlikle ve kesinlikle bozuk bir kanlılık yoktur. Yani bir zina olayı yoktur. Onun için soyun temizliliğinin neslin temizliliğine bu manada büyük etkisi vardır. Kanın bozukluğu da otomatikmen neslin bozukluğunda da önemli bir etkisinin olması gibi. İbn-i Sa'd tarihçi der ki, ensaf alimlerinden, nesep ile uğraşan alimlerden Muhammed bin Kelbi demiştir ki, Peygamberin aleyhissalatü vesselam 500 büyük annesini tespit ve kaydettim. Hiçbirinde cahiliye devri ahlaksızlıklarından ne bir zinaya ne de başka bir kötülüğe rastlamadım der. Yani demek ki zina eden kişilerle evlenilmesinde sakınmak ve kötü olan insanlarla, yani manevi kanı bozuk o manada, yoksa belki kan vermiş olsa baktığın zaman tahlilde iyi gibi çıkar. Ama burada önemli olan meselenin kanın maddi olarak temizliğinden ziyade manevi olarak temizliği. Aslında bu konuyla ilgili uzunca detaylı bir şekilde bilgi çıkarttım. Bu konuda epey bir yazı da yazdım. Kanın insan üzerindeki, insanın maddi ve manevi yapısı üzerindeki etkisiyle ilgili olaraktan bu manada tespitler.com adlı sitemden bu konuyla ilgili olaraktan yararlanılabilir, oraya da bakılabilir, bunu da ifade edelim. Yeri geldikçe tabii ki bazı bu münasip noktalara değineceğim ve şimdilik son olaraktan gramer olaraktan Maide 3'ün tahliline şöyle bir nazar gezdirelim. İlla ma zekkeytüm diye ayetin başındaki illa istisna edatıdır. Ma ise mevsul, müstesna ve munkatıdır. Yani istisna bildiren kesik vasıl edatı, mevsul edatı. Yine ve ma ismi mevsul, bu da ma ekeleye matuf olmuş olmaktadır. En testaksimu, bu da mastardır. Ma zebiha, zubiha ifadesine de matuf olmuş olmaktadır. Çünkü yani onunla bağlantılı, ona mümasil, bağlantılı olmuş ma zubiha'ya de orada bir derece matuf olmuş olmaktadır mastar olaraktan. Zalikum fiskun cümlesi ise müstenife, yani başlangıç cümlesi. Yine felâ tahşevhüm, o da müstenife. Vahşev ifadesi, buradaki vav atifedir. Ve fiil emirdir. Bu da aynı zamanda nunun hasfi üzerine de mevnidir. Vav faildir. Nun vikayedir, koruma amaçlıdır. Ya böylece fiile mensup mukadder olmuş oluyor. Yine ekmeltü cümlesi müstenifedir. Dinen cümlesi ise İslam'dan haldir. Aynı zamanda mensuptur. Femenet turre ifadesindeki fa ise istisna. Bu istinafiye, yani daha önce söylediğimiz gibi müstenife gibi başlangıç cümlesini ifade etmiş oluyor. Men ise şart ismidir ve müptedadır. Fi mahmasetin ise car ve mecrur olmuş olup bu da naib-i failden hal olmak üzere ona müteallıktır. Yine aynı zamanda ısrarda gizli olmuş olan zamire de yine müteallik olmuş olmaktadır. Gayr-ı mütenacifin, mütecanifin ifadesi ise bu da ısrardaki zamirden hal olmuş olmaktadır. Yine mütecanif ifadesi ise muzafun ileyhtir. Yine li ismin car ve mecrur olup müteallıktır. Neye? Mütecanifine müteallıktır. Yine aynı zamanda o böylece tecanefe den böylece fail ismi failde aynı zamanda olmuş olmaktadır. Gramer olaraktan bu şekilde ayetin genel olaraktan gramer tahlilini de sizlere arz etmiş olduk. 3. Maide 3. ayeti kerimeyi. Evet, Maide suresi 3. ayeti kerimede Rabbimiz böylece nelerin yasak edilip sakınılması gerektiğini tafsilatlı bir şekilde Bakara'da da bir nebzecik ondan kısa olaraktan beyan etmiş, onunla da bağlantı kurmuş olduk. Gelelim Maide 4. ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elunneke. Mâzâ uhille lehum.
قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, bu dördüncü ayet-i kerimede de sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. Daha önce bununla üzerinde epey durmuştum. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde وَيَسْأَلُونَكَ 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 عَنِ السَّاعَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ gibi عَنِ الْمَحِيطِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ gibi birçok bütün Kur'an'dan çıkarttım. Hepsini teker teker çıkartmıştım. Senden sorarlar. Böylece Efendimiz'e ne sorulmuş ise Rabbimiz bir manada hemen o soruyu cevaplayaraktan Efendimiz'i o müşkilattan da kurtarmış, Efendimiz'in de sürekli vahye mazhar olduğunu ifade etmiş oluyor. De ki, tüm iyi ve temiz olanlar size helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği üzere, alıştırıp yetiştirerek öğrettiğiniz avcı hayvanlarının sizin için tuttuklarını yerin, yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan korkun, doğrusu Allah hesabı çabuk görendir. Doğrusu Allah hesabı çabuk gören, hızlı görendir. Evet, demek ki Rabbimiz önceki ayette haram olanları beyan ettikten sonra kendisine nelerin helal kılındığı, sonra haramdan sonra acaba nelerin helal kılındığı durumları nazara verdikten sonra böylece Rabbimiz biraz daha izahat yaparaktan av avlama bilgisinden bu işin uzmanlar tarafından alıştırılıp avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için av olarak yakaladıklarından da yiyin. Yani avcı hayvanlarını yakalamak için avının peşine takarken onların yakaladıklarını yemenizde de herhangi bir şey yok. Burada önemli olan onu besmele çekerek, bismillah diyerek, helal olan şeyinizi haram karıştırmadan onu yiyin manasında Rabbimiz bunu beyan etmiş olmaktadır. Burada da tabii ki av hayvanları da bu manada devreye girmiş oluyor. Av hayvanlarının durumunu da nazara vermiş oluyor. Burada peyderpey olayı size genişçe anlatmaya çalışacağım. Ayet-i kerimelerde geçen ifadeler. Evet, helal kılınan hayvanlar. Avcılıkta yanınızda beslemiş olduğunuz hayvanların yakaladıklarını yemiş olma gibi. Kur'an'da adı geçen hayvanlar var. Adı geçen bitkiler var. Onu da genişçe çıkartmıştım. Yani hangi bitkiler, meyvelerde meyveler geçiyor, hangi hayvanlar Kur'an'da geçiyor. Mesela Kur'an'da geçen kuşlar. Mesela ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil, sadece kendilerine kötülük ediyorlardı diye Bakara 57, Maide burada okuduğum 4, yine Maide 31, Araf 160, Yusuf 41 gibi orada özellikle mesela kuşlardan Rabbimiz bahsediyor. Mesela Taha 80, Nemil 70. Burada genel olarak hayvanlar değil de hayvanlar içerisinde sadece kuşlardan bahsedilmiş olan hayvanları Rabbimiz burada bizlere nazarımıza vermiş oluyor. Evet, burada yalnız Kur'an'ın birçok yerinde de geçiyor. Hakikaten üzerinde çokça durduğum, durulması gereken nokta, bu zamanımızda aynı hassasiyetin görülmesi gereken bir nokta ki o da tayyibattır. Bu benim çok dikkatimi çekiyordu. Ramazan'da özellikle oruç konusunu anlatırken Bakara suresindeki ayette özellikle orucun içerisine Rabbimiz tayyibatı da ekliyor. Yani demek ki orucu oruç yapan en önemli özelliklerden birisi haramın ondan arındırılmış, helal olan şeylerin yenilmesi. Peki tayyibat nedir? Tayyibat konusu burada Maide hem bu 4'te hem bundan sonraki 5'te ayette de beraber geçmiş oluyor. Helal kılınan şeyleri Rabbimiz burada beyan ediyor ki Kur'an-ı Kerim'de tayyibat ifadesi 8 manada tefsir edilir. Ki her biriyle ilgili ayet-i kerime mevcut. Ben detayına girmeyeceğim. Sadece Kur'an'da gelmiş olduğu manaları arz edeceğim. Cahiliye ehlinin en'am dediğimiz, yani genel olaraktan en'am suresinde de geçtiği gibi hayvanlar. Onların haram kıldıkları fakat aslında helal olan ekin ve hayvanlardan yiyin diye ifade ediyor. Yani neyin helal ve neyin haram olduğunu beyan ediyor. Yine men ve selva için geçiyor Kur'an-ı Kerim'de tayyibat ifadesi. Yine helal yiyecek ve güzel elbise geçiyor.
Yine dördüncü olarak tırnaklı hayvanların iç yağları ve etleri geçiyor. Kesilerek yenilen hayvanların etleri Müslümanlara tayyiptir diye geçiyor. Helal ve özellikle ganimet için kullanılıyor. Bizatihi tayyip dediğimiz rızık olaraktan, helal rızık olaraktan geçiyor. Bir de güzel söz olaraktan Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen 20'ye yakın ayeti kerimede tayyibat ifadesi bu manada geçmiş olmaktadır. Yani helal olan şeyleri Rabbimiz böylece belirtmiş olmaktadır. Ayrıyeten mesela ahkam ifadesi, hükümler. İşte demin ele almış olduğum avcı hayvanların tutmuş oldukları. Ki bunun üzerine doktora da yapılmış. Kötü olan şeyleri Rabbimiz habais diye, habis ve pis olan şeyler diye ifade ediyor. Ondan sonra İlmihal kitaplarında avcı hayvanların tuttukları temiz olan şeyler, habis olan şeyler, pis olan şeyler nedir diye geniş, hatta talim edilen hayvanlar ve bundan çıkartılan hükümler gibi geniş bir şekilde deniz avı demin dediğim gibi bununla ilgili fıkıh kitaplarında onlarca sayfada çok rahatlıkla geniş detaylı imamların, İmam-ı Azam Ebu Hanife gibilerin genel olarak da hükümleri beyan edilmiş. Mesela teberrüken bir tanesini arz edeyim. İmam Ebu Hanife'ye göre su içinde harici bir sebep yokken ölüp su üstüne çıkan balık yenilmez. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İbni Ebi Leyla ve Evzai'ye göre denizde yaşayan bütün hayvanların avlananı da ölüsü de yenilir. Ben işin ihtilaf noktasına girmeyeceğim. Teberrüken bir tanesini ifade ettim. Yine Hazreti Ali'ye göre ölüp de su üstüne çıkan balığı yemek mekruhtur diye Hazreti Ali'den de nakledilmiş. Bu manada böylece hayvanlar ile ilgili olaraktan çıkan hükümler açık ve net olaraktan belirtilmiş olmaktadır. Dördüncü ayette geçen cevarih ifadesi vardı. Cevarih, kesici veya zedeleyici bir vuruş veya kesme sonucu deride meydana gelmiş kanayan yarık ve zedelenme için. Ceriha diyoruz ya, onun çoğulu manasında kullanılmış olmaktadır bu ifade. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer. Maide burada 4'te, Maide 45'te ve Câsiye 21. ayet-i kerimede bu ifade Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olmaktadır. Evet, demek ki Rabbimiz bu manada bizlere helal olan şeyleri böylece belirterekten nelerden sakınılması gerektiği, helal olan şeylerin neler olduğunu da beyan etmiş olmaktadır. Evet, bu babda 4. ayeti kerimede ki mesela 4. ayeti kerimede mesela Ashab-ı Kehf'in köpeği de bu manada Kur'an'da adı geçen mesela burada avları yakalayan köpekler olduğu gibi Kur'an'da ayrıyeten Ashab-ı Kehf'in köpeği de dile gelmektedir. Mesela onun içindir ki burada da önemli bir noktayı size arz edeyim. Yani hakikaten çoğunun o konuda bilemediği bir önemli bir konu. Hayvanlar ölünce ne olacaklar? O konuda İslam'daki ölçülü ehl-i sünnetin görüşüdür. Hayvanlar ölünce cesetleri toprak olacak, ruhları ise ebedi kalacak, baki kalacak. Ancak bazı hayvanlar, mesela Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi, Salih Peygamber'in Nakay-ı Salih dediğimiz devesi gibi, Süleyman Peygamber'in Nemli gibi, Efendimiz'in devesi olan Adva gibi, bunlar hem cesetleriyle hem de ruhlarıyla ahirette baki kalacaklar, ebedi kalacaklar. Ashab-ı Kehf'in köpeği veya bu köpek manası Kur'an-ı Kerim'de de hemen hemen 3 ayeti kerimede bu babda bu manada geçmiş olmaktadır. O manaya da ifade edelim. Hatta bunu neye dayandırıyoruz mesela? Neden onların bu şekilde orada toprak olacağını mesela nereden çıkartıyoruz diye akla gelecek olursa onu da Nebe suresinin yani Amme diye ifade ettiğimiz ve ikinin de sürekli bir şekilde okunmuş olan ayeti kerimede özellikle ya leyteni kün tuturaba yani ahirette kafirler toprak olmuş olan hayvanların durumunu görünce kendileri o dehşetli hazin hali yaşamamak için diyecekler ki ya Rabbi keşke biz de toprak olsaydık. Keşke bu hale düşmeseydik de keşke biz de toprak olsaydık diye toprak olmayı temenni edecekler. Yine ayette seri'ul hisab. Allah hesabı şiddetli olandır. Seri yavaşın zıddıdır. Hızlı. Yani Allah dünyada bazen vermese de Allah imhal eder, ihmal etmez. Allah süre tanır insanlara.
bu seri olduğu, hesabı şiddetli olduğu, göz ardı etmediği, hesabını göreceğini ilgili olarak da hesabının şiddetli olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen 8 ayet-i kerimede bu konu ele alınmış olmaktadır. Ve seri ifadesi iki şekilde tefsir edilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Burada olduğu gibi seri-ül hesap, hesabı seri, hızlı, şiddetli, çabuk olan hesap vakti gelme durumu ki bununla ilgili ayetler de var. Bir de Cenab-ı Hak yaratılmışları hesaba çekeceği vakit hesaplarını çabuk bitiren, yani uzatmayan, yani düşünebiliyor musunuz? Efendimizin buyurduğu gibi boynuzsuz hayvanın hakkını Allah boynuzludan alacak. Yani onların hakkına varıncaya kadar, mikroskobik canlıların hakkına varıncaya kadar hepsinin hesabını Allah görecektir. Yani o madem ki hiçbir şeye karşılıksız bırakmayacak, hesabını görecek, o halde demek ki acaba ne kadar sürecek ya diye akla gelebilir. Onun içindir ki Rabbimiz hepsinin hesabını hızla, süratli bir şekilde göreceğini ifade ediyor. Aslında dedim ya, mesela kan ile ilgili epey bilimsel konuları da aslında epey topladım. Mesela bir cenin halindeyken hareket etmeye başlayan küçük bir hücre topluluğu, kalbiniz dakikada 70 kere atar ve böylece toplam 96.560 kilometrelik bir damar böylece o kanın, kan onu pompalar. Bu uzunluk dünyayı ekvatordan itibaren iki defa çevirebilecek bir uzunluktur. Böylece vücudumuzda, bedenimizde bulunan 100 trilyon hücrenin her birine de böylece o kan ulaşmış olur. Kanın böylece bilemediğimiz birçok bilimsel, hikmetli cihetleri de olduğu içindir ki bu manada aslında Kur'an'da da Rabbimiz bunu nazara vermiş oluyor. Onun için özellikle bu konuyu da atlamamaya çalıştım. Yine aslında Kur'an meseleleri icmal eder. İcmal eder. Yani mücmel olarak ifade eder. Ayetlerde belagatla, onun için girişte ifade etmiş olduğum bugün sizin dininizi tamamladım ifadesiyle Rabbimiz böylece bir icmal yapmış oldu. Ayetleri de bu manada öz ve özet olarak da ifade etmiş oldu. Evet, biz de böylece bu ayetin bir de gramer olarak tahliline bakalım Maide 4'ün. Ma ifadesi ismi istifham ve mübtedadır. Za ifadesi ismi mevsul ve haberdir. Maza uhille cümlesi ise bu aynı zamanda istifham ile beraber müteallik olup bağlantılı olup ikinci sualin mef'ulü olmuş olmaktadır. Çünkü sual nedir? Bilmenin ifadesidir. Senden sorarlar. Yani niçin sorarlar? Bilmek için. Onun bir sebebi olmuş oluyor. Yine ayette geçen ve ma allemtüm ifadesi. Bu da ismi mevsul olup tayyibata matuf olmaktadır. Minel cevarisi ise car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda mukadder bir aidin zamirinden hal olmuş olaraktan ona da bağlantılıdır. Yani allemtumuhu kainen minel cevari takdirinde ifade edilir. Yine ayette geçmiş olan ayette Rabbimizin ifade etmiş olduğu mükellibine, bu da aynı zamanda ullimtümün failinden hal olmuş olmaktadır. Tuallimunehünne, bu da aynı zamanda ullimtünün failinden o da haldir. Sekulu cümlesi ise bu da müsteklife cümlesi olmuş olmaktadır. Evet, burada 3. ve 4. ayeti kerimeleri bitirmiş olduk. Bu arada en azından 5. ayete de girebiliriz. En azından bir giriş yapabiliriz. Onu da sizlere arz edeyim gidebildiğimiz yere kadar. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme uhille lekumut tayyibat. Hani 4'te de geçmişti, 5'te de bu tayyibatın geçeceğini ifade etmiştim. Ve ta'amul lezine utul kitab hillun lekum ve ta'amukum hillun lehum. Vel muhsanatu minel mü'minat vel muhsanatu minel lezine utul kitabe min kablikum. اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِ اَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Evet, beşte mealen bugün size iyi ve temiz olan şeyleri helal kıldık. Ehli kitabın yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. İman eden hür ve iffetli kadınlar, sizden önce kitap verilenlerin iffetli kadınları zina etmeksizin ve gizli dost tutmaksızın mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir.
Kim imanı inkar ederse şüphesiz amelleri boşa gider ve ahirette de o kişi kaybedenlerden olur. Evet, burada Cenab-ı Hak İslam'ın güzelliğini ifade ederekten helal olan şeyleri böylece nazara vermiş oluyor. Misafir ve davet etme konusunda nelerin yenileceğini de bu manada, kimlerin yenileceğini de ifade ediyor. Bu ayeti biraz ilk etapta ifade edecek olursak, buradaki ehli kitaptan maksat Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerdir. Ayette ehli kitap ile evliliğin serbest olması açıktır. Fakat Şii alimler ehli kitabı daima nikahla almanın caiz olmadığını da söylemiş olmaktadırlar. Ama genel olarak da ehli kitap bir hanımla evlenilebilir. Onda herhangi bir beis yoktur. Ama tercih konusunda elbette ki takdir edilecek olan demek ki ehli iman olması. Yani ehli iman var iken böyle bir şeye gitmek elbette ki akıl işi değil. Yani belli bir seviyeye ulaşmış olan, imanı elde etmiş olan, evet insanlar bazen nefislerinde fetva çıkartıyor. Ya ben onunla evlenirim, en azından onu Müslüman yaparım. Güzel. Yani İslamiyet sana hayır, yok, yapamazsın demiyor, engel koymuyor. O kapıyı açık bırakmış. Ama bu konuda tercih konusunda diye soracak olursanız, bu manada elbette ki imanlı ve inançlı olan, Müslüman olan insan bu bapta tercih edilmiş olur. Onu da aynen ifade etmiş olalım. Ayette iffet meselesi konusu, bununla ilgili mesela Bakara 273'te de bu bapta geçer, Nisa 25'te, Mü'minun 5. ayette. Helal olan, iffetli, namuslu, yani zinadan, günahtan uzak olan noktalara, ki bunlar onlarca Kur'an-ı Kerim'de ayet var, o iffet ile ilgili olaraktan, iffetli olanlara Kur'an bu bapta böylece nazarımızı çekmiş olur. Evet, burada nikah meselesi, nikahta mehir şarttır. Mehir kadının hakkıdır. Tamamen ona verilir. Yani o konuda mehirin ne olacağı konusunda da takdir kadınındır. Yani tamamen bu mehir konusu kadına hak bir hususiyettir. Helal olan, alması gereken, verilmeme gibi bir durumunun söz konusu olmaması gereken bir husustur ki Kur'an-ı Kerim'de de bu bapta ona yakın ayet-i kerime mevcut olmuş olmaktadır. Yine bununla ilgili olarak 5. ayette, Maide 5. ayet-i kerimede Rabbimiz muhsanat ifadesi, yani temiz, helal olmuş olan kadınları, günahtan uzaklaşmış olan iffetli kadınları nazara verirken, evlenmiş iffetli kadına verilen addır muhsanat ifadesi. Mesela Nur suresinde kullanılan muhsanat, iffetli anlamında olarak kullanılmış, genelde o manasına, ırzını, iffetini, namusunu sağlam bir şekilde koruyan anlamına gelmekle beraber. Kur'an-ı Kerim'de 3 şekilde muhsanat ifadesi kullanılmaktadır. Her biriyle ilgili dediğim gibi birkaç ayet var mesela. Hürler için kullanılır, iffetli ve namuslular için kullanılır ve Müslüman kadınlar için kullanılır ki ona yakın bu bapta da Kur'an-ı Kerim'de ayet mevcut olmuş olmaktadır. Evet, burada yine burada da demin de bir nebze ifade ettim. Yani kanın insan üzerindeki etkisi olduğu içindir ki iffetli kadının, namuslu kadının, yani bir derece zinaya bulaşmamış olan kadının, insanın nesli üzerinde de büyük rolü olduğu içindir ki hasreten bu konu üzerinde de durulması gereken hususlardan olmuş olmaktadır. Ayette bir de taam ifadesi geçmişti. Bununla ilgili aynı zamanda Maide burada 5'te olduğu gibi 96 ve Maide 93. ayetlerde de taam ile ilgili bilgi vardır. Kur'an-ı Kerim'de taam 4 şekilde tefsir edilir. Yine her biriyle ilgili birkaç ayet var. İnsanların yedikleri yiyecekleri, yine kesilenler, kesilerek yenilen hayvanların etleri, iyi ve güzel balıklar, yine içmek manasında Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda 7 ayeti kerimede taam ifadesi geçmiş olmaktadır. Evet, yine 5. ayeti kerimede, Maide 5. ayet-i kerimede yine
Rabbimizin nazara verdiği, burada da ki daha önce de ifade etmiştim, iman konusu, İslam konusu, mümin konusu, iman etmiş olan konusu, mümin emn ve eman içerisindedir, güven içerisindedir, emniyet içerisindedir. Emn ve emanı ifade eder. Yani insanın Rabbisine güvenmesi, Rabbisine itimat etmesi, varlığını ve birliğini, onun gönderdiğini bir teminat olarak kabul etmiş olması. Burada tamamen iman en kökünden gelerekten bir emniyeti ifade etmekle beraber ıstılahi olaraktan dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Asıl iman budur. Ama bununla beraber fiil ile de bunu, efal ile de bunu müttekmil etmek amacıyla yerine getirmektir, uygulamak manasına gelir. Evet, iman dört manada Kur'an'da tefsir edilir. Yine tasdik söz konusu olmaksızın lisan ile imanın ikrarı, bununla ilgili birkaç ayet var. Gizli ve aleniyette, açıkta tasdik etmek, tevhid manasına, şirk içinde şirk ile bir iman gibi manalarda onun üzerinde 15-20'ye yakın ayet-i kerimede iman ve mümin konuları bu bapta orada değerlendirilmiş, ele alınmış olmaktadır. Evet, bu konuda da tabii çok araştırma yapılmış olmakta, psikolojik olaraktan imanın aidiyeti, sosyal durumu, ferdi durumu, kazandırdıkları vesaire, bütün bu konularda batini, zahiri, konu genişçe, detaylı bir şekilde bu konu aslında ele alınmış olmakta. Detayına da burada girmemiş olacağız. Evet, bu son olaraktan bu şekilde ifade ettikten sonra irabını da kısaca ifade edip kıssamıza geçelim. Burada yevm zarf olup uhilleye müteallıktır. Taamul lezine cümlesi aynı zamanda müstehnise üzerine matuf olan bir haldir. Uhille lekumut tayyibat ifadesi yine vel muhsenatu minel müminat, bu aynı zamanda mahsuf bir haberin müptedası olmuş olmaktadır. Yine aynı şekilde hillun ifadesi mastardır. Halal üzerine manasına gelmiş olmaktadır. İza ateytumuhunne, iza tamamen zarftır. Aynı zamanda uhilleye müteallıktır. Muhallikine gayre, her ikisi de ateytümün failinden haldirler. Müttakizi ifadesi ise müsafihineye matuf olan bir isimdir. Fil ahireti car ve mecrur olup hasirineye müteallıktır. Ve hüve minel hasirin cümlesi ise bu da aynı zamanda cezm mahallinde olan şartın cevabına matuf olmuş olmaktadır gramer olaraktan. Efendim, kıssamızdan hisseye gelince köyün birinde züğürt birisi bulunur. Hiçbir şeyi yoktur. Köyde yangın çıkar. Herkes, evleri yananlar koşuşturmaya, söndürmeye giderken bizim züğürt efendi meydana bulmuş olduğu bir sandalyeye oturur, ayak ayak üzerine atar ve der ki, hey züğürtlük, hey, ben seni bugün için bekliyordum, gel der. Herkes çünkü kaybedeceği çok şey var ama züğürdün kaybedeceği hiçbir şey yok. Kaybedecek bir şey yok. Aslında insanların dünyada hep koşturmaları onun için değil mi? Kaybedecek insanlar bir koşuşturma sıkıntı içerisinde. Züğürt insanın kaybedeceği bir şey olmadığı içindir ki pek koşturmaz. Kıssadan bir hissedir. Burada şunu ifade edeceğim. Dünyada menfaat için insanları yakanlar ve yıkanlar, savaşa çıkarsanlar şu kıssama hisse kabilinden dikkat etsinler. Mevlana müritleriyle beraber giderken müritleri birbirleriyle oynayan, oynaşan, sevimli bir şekilde uyumlu hareket eden köpekleri Mevlana'ya göstererek der ki, efendim ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Ne kadar uyumlular der. Mevlana der ki, önlerine bir kemik at, ondan sonra bak der. Aslında insanları yakanlar ve yıkanlar, dünyanın menfaati için savaş çıkaranlar, kemik üzerine savaşan insanlardan hiç farkları yoktur. Bazen uyumlu görürler ama önlerine bir kemik at, ondan sonra o insanları gel de gör. Mutluluk maddede değildir. Bir geçmiş asırların birisinde bir kralın birisi mutsuzdur. Mutsuzluğun ilacını bulamaz. Her yere gider, bütün doktorlar çaresini bulamaz. En sonu hikmet erbabı birisinin yanına gider. Bilim adamının yanına. O der ki, mutlu olan, huzurlu olan bir insanın gömleğini giyerseniz siz de mutlu olursunuz der. Bunun üzerine kral memleketin her tarafına adamlarını salar. Adamlar akşama kadar ararlar, mutlu bir insan bulamazlar. Herhalde kraldan mı sirayet etmiş veya onların mutsuzluğu mu krala sirayet etmiş, varın siz takdir edin. Akşama doğru adamlar
saraya doğru gelirken mahalle arasında bakarlar ki evin birisinden bir ses geliyor. Allah'ım sana çok şükür. Ne kadar mutluyum, ne kadar huzurluyum. Ya Rabbi ben nasıl sana şükretmeyeceğim, nasıl nankörlük edeceğim? Sen bana ne vermemişsin ki? Gibi mutluluğunu dile getirir. Adamlar bunu duyar da durur mu? Hemen içeriye dalarlar ki adamın gömleğini alsınlar. İçeriye bir girerler ki adamın üzerinde hiçbir şey yok. Üstü çıplaktır, gömleği bile yok. Demek gömlek olmadan da mutluluk oluyor. Son olarak şunu ifade edeyim. Sa'd-ı Şirazi, Bostan ve Gülistan sahibi İranlı yazar. O der ki küçükken der, bir bayram günü babam bana ayakkabı almadığı için çok üzülmüştüm der. Babam bayram sabahı elimden tutup camiye beni götürdü. Baktım ki önümdeki adamın ayağı yok. Evet ben ayakkabım yok diye üzülüyordum ama baktım ki diyor önümdeki adamın ayağı yok. Kıssadan hisse, hisse alana ne mutlu. Bu duygu ve temennilerle hepinize Allah'a ısmarladık.